sonra izleyeceğiniz program bazı izleyicilerimiz için rahatsız edici görüntüler içermektedir. 1941'de Hitler'in vekili Rudolf Hess, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye yalnız uçuş yaptı. Ve hala savaşın en gizemli olaylarından biri olmaya devam ediyor. MI6'nın bu olaya dair bilgisi olduğuna ve bunun için manipüle edildiğine dair bazı kanıtlar var. Hess kiminle buluşmayı planlıyordu? Yatıştırıcılar denilen insanlar vardı. Nazileri desteklemeye hazırdılar. 1987'deki ölümü gerçekten intihar mıydı? Yoksa bağımsız yapılan otopsi cinayet sonucuna mı varmıştı? Yatay hala tezi görünüyor. Bu asılmada oldukça sıra dışı. Bunun bir cinayet olduğundan şüphelenmek için sebepleri vardı. Wilhelm Hermann Göring. Bence bunlar söylenti ve komplo teorileriydi. Elektrik kablosu tüm dünyada intihar denilmişti ama gömülmüştü de. Mahkemede mutlaka konuşacak. Nazi cinayet gizemleri. İskoçya, Birleşik Krallık. Mayıs 1941'de İkinci Dünya Savaşı sırasında Rudolf Hess tek başına Almanya'dan kalkan bir uçağa pilotluk yaptı. İngiltere kanalından İskoçya'nın batı kıyısına doğru ilerledi. Kraliyet gözlemci Colordu tarafından tespit edildi ve alarm verildi. Hess iç bölgeye girerken iki uçak savar füzenin menziline girdi. Kumanda merkezinden telsizle düşman uçağına ateş açma izni istendi. Ancak gariptir ki Hess'in uçağını düşürme talebi reddedildi. Raf'ın frene asılıp kasten inmesine izin verdiğine dair komplo teorileri bulunuyor. Britanya'da Hess'in uçuşu gerçekleşmeden önce bunu kimlerin bildiğine dair sorular soruluyordu. Hess bazı pazarlıklar yapıyordu. Asıl soru şu ki Britanya'ya gittiğini Hitler biliyor muydu? Hess neden Britanya'ya uçmuştu? Görevini kimler biliyor? Ölümü gerçekten de intihar mıydı? Bazılarına göre ise cinayet. Gerçeği gizlemek için ne tür bir numara yapılmıştı? İskenderiye, Mısır. Hess, Nazi Almanyası'nın en güçlü ikinci adamı haline gelmişti. Ama hikayesi ücra yerlerde başlamıştı. 1894'te İskenderiye'de doğdu. Zengin bir Alman tüccarının oğluydu. Yurt dışında yetiştirilmesine ve eğitilmesine rağmen Hess, güçlü bir şekilde bağlı olduğu Almanya'yı düzenli ziyaret etti. Es gurbetçi bir Almandı. Babası iş adamıydı. İskenderiye'de doğmuştu. Almanya'da yaşayan birçok Almandan çok daha fazla vatanseverdi. Aslında bu kadar tutkunu olduğu bir milletin saçaklarında yaşıyordu. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Hess, Alman ordusu için savaşmanın vatani görev olduğunu düşündü ve Alman ordusuna yazıldı. 7. Baviera Topçu Alayı. Hess için bu bir görevdi. Almanya'nın tamamen haklı olduğunu düşündüğü bir savaştı. Diğer ülkelere karşı gerekli bir savaş olduğunu düşündüğü için hemen savaşa katıldı. Özellikle Mısır'a karşı. Babasının Mısır'da sahip olduğu bütün mülke Britanya el koymuştu. Yani Britanya'ya karşı olan bu savaş onun için kişisel bir şeydi. Romanya 1917. Romanya'da takım lideri olarak görev yaparken şarapnel ve mermi yaraları aldı. Yaraları tedavi olurken
Alman Hava Kuvvetleri'nde pilot olmak için başvurdu. İleri eğitimini aldıktan sonra Hess savaşçı filosuna atandı ama aynı yıl savaş sona erdiği için hiçbir eyleme katılamamıştı. Hess'in gözünde gerçek sorunlar savaşın sona ermesi ve barışın ortaya konulmasıyla başladı. Çünkü Hess'in gözünde bu zoraki bir barıştı. Alman itibarını aşırı radikal bir rasyonel sosyalist olarak yeniden kurmaya çalıştı. Münih, Almanya. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra haklı taraf olduğunu düşündüğü Almanya'nın suçlamalara maruz kalması Hess'i kızdırmış ve hayal kırıklığına uğratmıştı. Almanya'nın ulusal ilişkilerine artan ilgisiyle 1919'da Münih Üniversitesi'nde tarih ve ekonomi eğitimi aldı. Oradayken fikirleri Nazi ideolojisinin temel taşlarından biri olacak olan biriyle tanıştı. Karl Haushofer. Jeopolitik dediği teorisini geliştirerek ders olarak vermeye başlamıştı. Coğrafya ve siyaset arasında tarihsel ve ekonomik olarak önemli bir etkileşim türü. Geleceğin Sovyetler Birliği gibi büyük iktidar gruplarına ait olacağını ileri sürüyordu. O zamanlar Batı Avrupa bireysel küçük uluslardan ziyade tahakküm için mücadele veriyordu. Ve Almanya'nın yaşam alanı elde etmek için doğuya doğru genişlemesi gerektiğini ileri sürdü. Bu doktrin Nazi Partisi'nin politikalarının yapı taşlarından biri oldu. Hess'in Karl Haushofer'dan öğrendiği şeyler hayatını değiştirecek kişiyle tanıştığında çok işine yarayacaktı. Adolf Hitler. Hess ilk Nazi Partisi toplantılarına katıldığı sırada zaten ırkçı, milliyetçi ve oldukça muhafazakar bir sağcıydı. Nazi mitinginde Hess'le tanışan Hitler düşüncelerinden etkilenmişti. Hess çok geçmeden Hitler'in en güvenilir ve sadık takipçisi olmakla kalmadı, ayrıca yakın bir dostu da oldu. Hitler her zaman eleştirisiz hayranları sevmiştir ancak Hess'in partiye getirdiği bazı fikirlerle de ilgilenmişti. Gerçekten jeopolitiğin yanı sıra Hess, Hitler'in otobiyografisi ve manifestosu kavramın yazılmasına da büyük katkıda bulunmuştu. Özellikle de Hitler'in sekreterliğini yaptığı dönemde, yani 1925 ve 1933 arasında çok yakınlaştılar. Hess aptal bir mürit değildi. Partiye fikirleriyle katkı sağlıyordu. Hatta partinin ilk zamanlarından beri önemli olduğunu söyleyebilirim. Hess Hitler için birçok açıdan vazgeçilmezdi. Birincisi partiyi örgütlemek, asıl halkayı bir arada tutmak ve aynı zamanda Ulusal Sosyalist Parti'yi oy verilecek güvenilir bir parti yapmak. Bu sebeplerden ötürü Hess gerçekten çok önemliydi. Özellikle 1933'e kadar. 1933'te ilişkiler değişti. Bu tarihlerde Hitler Almanya'nın başbakanı olma hedefine ulaştı ve savaş planlarına başladı. Şimdiye kadar hayati ve nüfuzlu bir parti lideri olan Hess, aniden kendini arka planda buldu. Artık Hitler'in günlük yaşamına dahil değildi. Bu değişmişti. Bazı insanlar artık değerini kaybettiğini düşünüyordu. Hess'in problemi Nazi hareketinde ondan daha büyük, daha nüfuslu, daha hırslı politik karakterlerin oluşuydu.
Himmler, Goebbels, Göring gibi daha zeki parti üyeleri tarafından oyun dışı bırakılıyordu. Göring gibi zeki ve güçlü bir karakter politika oyunlarını Hess'ten çok daha iyi oynayabiliyordu. Polonya, Avrupa. 1939'da Almanya Polonya'yı işgal etti. Bu İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcıydı. Misilleme olarak İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. Hitler, Britanya'nın yolundan çekilmesini istiyordu. Avrupa'yı yok etmeye niyeti yoktu. Britanya'yı Almanya'nın ırk kuzeni olarak görürdü. Britanya Krallığı'na büyük hayranlık duyardı. Britanya Krallığı'nı kendi halinde bırakmak çok isterdi. Tabii eğer Britanya ona Avrupa'da istediğini yapma iznini verecek olursa. Hitler İngiltere ile bir savaştan kaçınmaya hevesliydi. Ancak hava komutanı Hermann Göring'in başka bir planı vardı. Hitler'i Alman Luftwaffe'nin Britanya'ya karşı gökyüzünde üstünlük sağlayabileceğine inandırdı. Başka tehditleri etkisiz hale getirebilirdi. İngiltere'yi müzakere masasına oturtup Hitler'le aynı safhaya çekmek önemliydi. Britanya'yı müzakere masasına oturtmak, onları denklemden çıkarmak demekti. Britanya Muharebesi'nin bu günlerinde 26 hava saldırısı gerçekleşti ve 697 uçağı kaybedildi. İngilizler 153 tane kaybetti. Norveç'ten Fransa'ya kadar olan 2000 millik bir alanda tüm Nazi Blitz programı durdu çünkü RAF hala havadaydı. Havada Britanya'yı alt edemediler. Göring'in Luftwaffe'si ciddi bir yenilgi yaşadı. Rusya 1941. İngilizlere boyun eğdiremeyen Naziler planlanan Sovyetler Birliği'nin işgaline yani Barbarossa operasyonuna odaklanmaya karar verdiler. Ancak Britanya hala iki cephede savaşmak zorunda kalan Hitler'e karşı bir tehdit olarak kaldı. Bu noktada gölgede kalan Hess savaşta etkisini gösterme fırsatı buldu. İngiltere ile Nazi Almanyası arasında barış anlaşması için aracılık yapmaya çalışacaktı. Hess, Barbarossa operasyonunun planlarının özel olduğunu biliyordu. Ayrıca Hitler'in Britanya'ya dair düşüncelerini de biliyordu. Hitler'in İngiltere'yi bir ırksal kardeşi olarak gördüğü ve Fransa'yı fethettikten sonra savaşın İngiltere ile devam etmesinin gerekmediğini de biliyordu. Hess, Hitler'in Britanya'yla barış yapmak istediğinden kesinlikle emindi. Bu çok önemliydi çünkü Hitler'e ihanet etmek istemiyordu. Hitler'i desteklemek istiyordu. Amacı Britanya'yla barışı sağlamaktı. Bu savaşın yanlış olduğunu ve Britanya'yla bu yanlışı düzeltmek gerektiğine inanıyordu. 10 Mayıs 1941'de Hitler'in ya da başka hiçbir Nazi kumandanının haberi olmadan Hess, Messerschmitt Bf 110 uçağını aldı. Nesiller boyu tarihçileri ve araştırmacıları şaşırtan bir hareket yaptı. Britanya'ya doğru tek başına 1600 kilometrelik bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk artık genç sayılmayan ve yeterince deneyimi olmayan biri için ilginç bir durumdu. Görünüşte imkansız bir uçuşu tamamlayan Hess, İskoçya'daki Hamilton Dükü'nün arazisinin birkaç kilometre uzağına uçağından paraşütle atladı. Yaralı bir ayakla iniş yapan Hess, kısa süre sonra yakalandı ve sorguya alındı. Hess'in uçuş haberini öğrenince Hitler hemen cevap verdi.
Hitler neredeyse hayvani bir çığlık attı. Bu ses Berghof'taki evinin dört bir yanından duyuldu. Öfke, korku ve şaşkınlıkla dolmuştu. Çünkü Hess Ruslara karşı yapılan işgal planlarını detaylarıyla biliyordu. Hemen Hess'in deli olduğunu ilan etmişti. Sorgusuz sırasında Hess, Hamilton dükü için önemli bir mesajı olduğunu söyledi. Ama akıl sağlığıyla ilgili haberler yüzünden şüpheye düşmüşlerdi ve muayene için doktor çağrıldı. Britanya ile barış sağlama görevinin başarısız olduğunu fark etti. İstediği toplantı gerçekleşmeyecekti ve gardiyanlar tarafından yakından izleniyordu. Ciddiye alınmıyordu. Almanya tarafından terk edilmişti. İngilizler dinlemiyordu ve deli ilan edilmişti. Sanırım o noktada ruh sağlığı da tehlikeye girmişti. Ancak Hess'in uçuşu hakkında cevapsız sorular kalmıştı. Taşıdığı mesaj neydi? Gerçekten de Almanya ya da İngiltere'nin bilgisi olmadan mı hareket ediyordu? Ve neden Hamilton Dükü'yle konuşmak istiyordu? Nürnberg, Almanya. Savaş sonuna kadar Britanya'da gözaltında kaldı. Sonra da Almanya'ya Nürnberg mahkemelerine yollandı. Nazi Almanya'sının yani soykırım ve Doğu'da yaptıkları diğer korkunç katliamlar en ağır suçlar. Hess'in Mayıs 1941'de İngiliz esaretine girişinden sonra yapılmıştı. Yine de savaşa ve Nazi politikasının uygulanmasına öncülük etmesi, katılması, Hess'in 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın yürüttüğü suçlardan yargılanmasına yetmişti. Rudolf Hess komplo ve barış karşıtı suçlardan suçlu bulundu. Ömür boyu hapis. Hess bir Yahudi düşmanıydı. İlk başlardan beri içinde vardı bu. Nazi partisinin ilk günlerinde oldukça acımasızca davranmıştı. Mesela Yahudi kaçırmışlığı vardı. Ve şüphesiz soykırımın aşırılıklarını da onaylıyordu. Ama mahkemelerdeki davranışları yargılanmaya uygun olmadığına dair şüpheler yarattı. Biraz tuhaf, deli ve anormal davrandı. Hafif çatlak olmanın o dönemde alabileceği bir idam cezasından çok daha iyi olduğuna karar vermişti. Zaten tam bir deli gibi davranmıyordu. Bu cezaya tepki vermedi. Ona söyleneni anlamamış gibiydi. Hiçbir tepki yoktu. Bir irkilme yok. Yine psikolojik bozukluk hissi yaratmıştı. Cezasını çekmek için Hess, Spendau'a müttefikler tarafından kullanılan bir hapishaneye yollandı. Spendau aslen Berlin'in batı eteklerinde bir Rusya hapishanesiydi. 19. yüzyılda inşa edilmiş 600 hücre vardı. Savaştan sonra müttefik güçler tarafından kullanılmaktaydı. Ve Nürnberg'de yargılananların sadece 7'si hapis cezasına çarptırıldı ve buraya yollandı. Hess'inki en uzunu oldu. Hess, Spendau'da 40 yıldan fazla kaldı. Çoğunlukla güvenlikli hücrelerde. Ta ki 1987'ye kadar. Rudolf Hess'in oğlu bugün Batı Berlin'e babasının intihar ettiğine dair haberle geldi. Bir gardiyan onu bahçede boynunun etrafında bir elektrik kablosuyla bulmuştu. İngiliz askeri hastanesine götürüldü ve hayatını kaybetti. Ölümünün asıl nedeninin bu olup olmadığı, iki gün sürmesi beklenen tam bir otopsi sırasında anlaşılacağı söylendi. İngiliz makamları tarafından yürütülen otopsi raporu, Hess'in intihar etmesini, kendini asarak canını almasını genel anlamda tutarlı bulmuştu. Ama oğlu Wolf Hess ve avukatı Alfred Seddle resmi karar hakkında kuşkuluydu. Ve kısa bir süre sonra
kendi bağımsız otopsilerini talep ettiler. Çünkü orijinal kanıtlar elbette biraz değişmişti. Çok iyi ayırt edebildiğimiz şey, ip izinin boynunun arkasına kadar devam ettiği desendi. Ama boynunun arkasındaki ip izinin deseni tamamen yatay olduğu için gerçekten çarpıcıydı. Yatay ip işareti asılma vakalarında son derece nadir görülür. Bu görüntü daha çok boğulmada karşımıza çıkar. Bunu otopsi raporuna da yazdık. Bu bir işaretti. Ölüm muhtemelen boğularak gerçekleşmişti. İngiliz otopsisinin kararı yüzünden gazeteciler ve tarihçiler 1941'de hem Hess'in ölümü hem de İskoçya'ya gizemli uçuşunu kuşatan olayları sorgulamaya başladılar. Birçok kişi yetkililerin anlattığından daha fazlası olduğuna inanıyordu. Ve 1997'de İngiliz hükümeti Hess'in dosyalarını kamuya açtığında bir şeyler bulma şansı yakaladılar. İçeride profesyonel yazarlar, tarihçiler ve gazetecilerin yüzlerce ses kaydı ve yazılı belgeye ulaşıyor. Burada nihayet Hess'in sorgucularına anlattıklarının resmi kayıtları da var. Whitehall'ın meraklısı olduğu için çok gizli damgalarının ardında yakalanmasından sonra Hess'in İngiltere'den Hitler'e yolladığı mektuplarda bulunuyor. Artık şifreler heyecanla çözülüyor. İngiltere ile aramızda sonunda bir anlayış oluşacak. Heil Hitler, Sadık Rudolf Hess'in. Bazı kanıtlar vardı. Peter Padfield adında bir tarihçi buna derinlemesine girdi. İngiliz gizli servisleri MI6'nın Hess'in Hamilton Dükü'yle temasa geçmeye çalıştığını, bir şeyler planlıyor olduğunu bildiğine dair bazı kanıtlar vardı. Uçuş yapmak için manipüle edildiğini ve teşvik edildiğini gösteren kanıtlar da vardı. Gün ışığını asla görmeyecek olan şeyleri biliyorum. Bundan kesinlikle eminim. Bence bu operasyon Hess'in bu ülkeye geldiği andan itibaren gizli servis tarafından yönetildi. Ve hatta daha önce bile. Gizli servisi işaret edecek her şey MI6 arşivindedir. Bundan kesinlikle eminim. Yabancı ofis arşivlerinde bulunamaz. Bu yüzden bir şeyleri gizleme konusunda yabancı haber almaları suçlamıyorum. Muhtemelen onlar bir şey bilmiyorlar. Bu bir cinayetse kim, neden yapmıştı? Ne saklamak istemişlerdi? Ve İkinci Dünya Savaşı'nın zirvesinde İngiltere'ye uçuşuyla ilgili miydi? Rudolf Hess hakkında 3 ana soru kaldı. İngiliz ve Nazi hükümetleri planlarını biliyor mu? Hess aklını gerçekten yitirmiş miydi? Ve teşvik edilmeden neden İngiltere ile barışın mümkün olabileceğini düşünmüştü? Unutmamak gerekir ki yatıştırıcılar denilen orta sınıftan bir grup vardı. Britanya aristokrasisinin içinde Nazileri destekleyenler vardı çünkü Sovyetlerin daha büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorlardı. Bu insanların bir dizi inancı paylaştığını hatırlamanız gerekiyor. Birincisini biliyorsunuz. Nazizm komünizmden daha iyiydi. Yani eğer bir seçim yapacaksanız, kapitalizmi seven Hitler mi istiyorsunuz, yoksa kapitalizmden nefret eden, özel mülkiyeti yasaklayan Stalin'i mi istiyorsunuz? Ne kadar çirkin olsa da Nazileri desteklemeye hazırdılar. Çünkü Nazileri gerekli gördüler. Stalin'in doğudan gelen tehdidine karşı arada umut vadeden bir tampondu. Fakat 1940'da İngiltere'nin yeni bir savaş zamanı başbakanı Winston Churchill vardı. O sırada Churchill birçok kişi tarafından bir savaş çığırtkanı ve kışkırtıcı olarak görülüyordu. Hiçbir koşulda Nazi Almanyası'yla barış görüşmeyecek bir adam. Hess dikkatli bir şekilde yürümek zorunda kalacaktı. Tabiri caizse Churchill tereyağındaki sinekti. Onun muhalifliğiyle, eşsiz söz bilimi ve hitabet yeteneğiyle ülkedeki yurtsever güçleri yönettiği gerçeği büyük bir sorun olmuştu.
Hess, Churchill'in İngiliz hükümeti içinde izole edildiğine ve özellikle kral da dahil olmak üzere aristokrasinin çok önemli ve etkili olduğuna inanıyordu. Onların Almanya'yla barış yapmayı tercih edeceğini düşünüyordu. Savaşın başında Hess, Almanya'dayken birçok Britanya elitiyle tanışıyordu. Büyük Britanya'nın geleceği Windsor Dükü Edward gibi. Genel olarak bir Nazi sempatizanı olarak görülmesinin ana nedeni Almanya'da Hitler'in konuğu olarak çok iyi bir gezi yapmış olmasıydı. Hitler'in Baviera Dağı evinde bir hükümdar olarak kalmıştı. Ayrıca Almanya'ya sempati duyan özel ve kamuoyuna sayısız söylemlerde bulunmuştu. Annesi Kraliçe Mary tarafından zaten Almandı. Yani Nazi yanlış olmasa da yine de onun için bir Alman yanlısı dememiz mümkün. Fakat 1941'de Dük'ün tehlikeli kişisel bağlantıları daha fazla utanca sebep olmadan Churchill'in onu yurt dışına göndermesine neden olmuştu. Hess planı için başkasını bulmak zorunda kalacaktı. Danışmanı Albrecht Haushofer'a şahsen tanıdığı bir adam olan Hamilton Dük'ünü önerdi. Hamilton Dükü, Hess'in başlangıçta onun mesajını iletmesine yardımcı olacağını umduğu biriydi. Hayali, Churchill'i devirmesine yardımcı olacak elitleri bulmak ve bu sayede Almanya'yla barış sağlamaktı. Hamilton Dükü'nün oğlu olan James Douglas Hamilton, babasının uzun yıllardır Rudolf Hess'le olan bağlantısını araştırıyor. Hess'in talebi üzerine Haushofer, Hamilton'a bir teklif yazmıştı. Albert Haushofer'ın yolladığı mektuplar zararsız gözüküyor ama önemli bir nokta var. Kimse Alman muhalefetinin görüşlerini Hitler'e mi yoksa başkasına mı aktardığını bilmiyordu. Kimse Hess'in bu işin arkasında olduğunu tahmin etmemişti. Ama Hamilton bu mektubu hiç almamıştı. Ancak bu mektubun MI5 tarafından durdurulduğu bir gerçekti. Bir süreliğine ve sadece Mayıs ayı başlarında tuttular. Hess uçmadan birkaç gün önce Hamilton Dükü'ne iletildi. Hess ve Haushofer Hamilton'dan hiçbir zaman cevap alamadılar. Hess yine de uçuşa devam etme kararı aldı. Büyük ihtimalle Hamilton Dükü'nün cevap verme olanağı olmadığını düşündüler. Hess'in misyonu özellikle şaşırtıcıydı. Londra'nın 2. Dünya Savaşı'nda yaşadığı en ağır bombardımandan 3 gün sonra uçuşu gerçekleşti. Hava savunması Alman bombardımanına maruz kalmıştı ve alevler içindeydi. Birçok tarihçi bu uçuşu yapma kararının zihinsel dengesizliğinin bir işareti olduğunu ileri sürdü. Fakat bu anlık bir karar değildi. Aslında aylardır ayrıntılı olarak planlanmıştı. Uçağını kendine uyarlamıştı. Onun için uyarlanmıştı. Onun kullandığı Messerschmitt uçağı. Normalde birden fazla insandan oluşan bir ekip vardı. Uzun bir uçuş olduğunu bilerek ekstra yakıt depoları eklemişti. Ve uçuş için mümkün olmayan bir yerde uçuş eğitimi aldı. Yola çıktığı zaman bir Messerschmitt 110'u çok hızlı uçurabileceğine ve İskoçya'ya vardığında gerektiğinde paraşütle atlayabileceğine inanıyordu.
Alman hava savunmasını aşmak zor olacaktı. Almanlar tarafından vurulmayacağından emin değildi. Sonra denize, Kuzey Denizi'ne uçtu. İskoçya'yı bulmak ve ulaşmak için çok karmaşık manevralar yapmak zorundaydı. Ardından da İngiliz hava savunmasını kırmak zorunda kalacaktı. Aslında bir dizi radar istasyonu, bir çift uçak ve bir çift ateşli silah tarafından izlendi. Onu indirmek için peşine uçak bile takıldı. Ama yollanan hiçbir uçak görevini başaramadı. İskoç ovalarında hedefine yaklaştı ve o gece saat 11 civarında uçağı terk etti. Çok karmaşık bir görevdi. Hayatta kaldığı için başlı başına şanslı. Yakalanıp tutuklanınca başka bir isim verip Alfred Horn, Hamilton Dükü'yle görüşmek istedi. Hamilton'ı, yani babamı tanıyordum. Gecenin bir yarısı babamla görüşmek istediğini söyledi. O da belgelerine baktı. Horn'u tanıyor mu diye kontrol etti. Hiçbir belgede Alfred Horn ismi yoktu. Bu pilotun onu nereden, nasıl tanıdığı ilgisini çekti. Görüşmeyi kabul etti. Hess nihayet mesajını iletme şansı bulmuştu. Gizli görevdeyim. Ben Hitler'in yardımcısı Rudolf Hess. Barış için şartlarının ne olacağını biliyorum dedi. Babam şüpheyle yaklaştı. Kimliğinden nasıl emin olabilirim diye sordu. O da bir fotoğraf çıkardı. Babam, fotoğraftaki sensin ama sen Alfred Hess misin? Ondan nasıl emin olacağım diye tekrardan sordu. Haushofer'ın ziyaretçi kartını çıkardı. Babam da o zaman Alfred Hess olduğuma inandı. Hess, Almanya'nın kaderini belirlediğini düşündüğü görevini ve hatta kendi yaşamını Hamilton Dükü'nün ellerine bırakmıştı. Hess, Britanya'ya uçup aristokratları Churchill'i devirmeye ve belki de Almanya'yla barış yapmaya ikna etmenin zor olduğunun farkındaydı. Gerçekten bu çok zor bir işti. Hess'in beklemekten başka seçeneği yoktu. Dükün mesajını diğer elitlere yayıp ayaklanacaklarından ve Churchill'i devireceklerinden umutluydu. Ancak kısa bir süre sonra misyonun zamanlamasının yanlış olduğu ve Britanya'daki duyguyu yanlış değerlendirdiği ortaya çıkacaktı. Alman bombardıman uçaklarının ateş yağmuru Londra'nın başına gelen en vahşi saldırı. Burada yine Nazi savaşı, kent, kasaba ve köylerde erkek, kadın, çocuklara ter, gözyaşı ve kan getiriyor. Hess'in teklifi Hitler'in çok işine yarayacak bir teklifti. Ve Britanyalılar bunu hayatta kabul etmezdi. Ve bu şekilde bombalandıkları için çok öfkeliydiler. Bir sürü masum insan ölmüştü. Nazilerle barış yapma modunda değildiler. Görevi başarısızlıkla sonlanan Hess yıkılmıştı. İlk denemesi Güney İngiltere'de Mitchett'ta tutulduğu dönemde gerçekleşti. Kendini trabzanlardan, merdivenlerden aşağı attı. Çoğu zaman depresyon aslında ben kimim, amacım ne sorularıdır. Kahraman olması gerekirken kötü adam olmuştu. Herkesin onu kötü adam olarak gördüğünü fark etmişti ama kendince kahramandı. Ortada oturmayan bir şeyler vardı. Bağlantılar bir anda kopmaya başladı. Sarmal bu şekilde başladı. Haziran ayında ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Bu da intihar girişimini açıklıyor. İntihar girişiminden sonra Hess, Nürnberg'de müebbet hapse mahkum olup kötü şöhretli Spendal'a gönderildi.
Spandau 600 mahkum için yeri olan eski bir 19. yüzyıl hapishanesiydi. Ancak müttefikler tarafından ölüm cezasından kurtulan, ancak suçlu bulunan Naziler buraya yollanıyordu. Cezalar da 10 yılla müebbet arasında oluyordu. Ve yine Hess de müebbet almıştı. Hess, 600 kişi için yapılan bu hapishanedeki 7 mahkumdan biriydi. Yıllarca diğer mahkumlarla çok iletişim kurmadı. Kendi halindeydi. Hess varlığını sürdürmekten başka bir şey yapmadı. Zaten fiziksel ve zihinsel olarak kırılgan bir hal almış biri için Spandau'da 40 yıl geçirmek gerçekten hiçbir şeyi düzeltmez. 1966'ya kadar mahkumlardan 3'ü cezalarını tamamladı. Diğer 3'ü ise sağlık nedenlerinden ötürü erken serbest bırakıldı. Tek mahkum Hess kalmıştı. Yalnız ve üzgün karakteri, gardiyanların ve yöneticilerin çoğunun yaşlı Hess'e merhamet duymasına sebep olmuştu. Bazıları kamusal serbest bırakma talebinde bile bulundu. Yaşlı, çökük bir adam tek başına hücrede tutuluyor. 600 kişi için inşa edilmiş bir hapishanede tek başına. Ben artık serbest bırakılma zamanının geldiğini düşünüyorum. Geçmişteki suçlarından bahsetmiyorum. Modern zamandan bahsediyorum ben. Ve bence bu dönemde bu muamele oldukça barbarca görünüyor. Yani artık bu devam etmemeli. Hess'in oğlu işleri eline aldı. Müttefiklere dilekçeler yolladı. İngiliz hükümetine, özellikle de babamın özgürlüğü için dava açma fırsatı verdiğinden dolayı Bay Thompson'a minnettarım. Serbest bırakılmasıyla ilgili mutlaka müzakereler olmalı. Hess'in serbest bırakılmasına dair baskılar büyüyordu. Hatta büyümekte olan neonazilerin simgesi oldu. Dün gece neonazilerin hapishanesinde oluşan gerginlik büyüdü. Yakın tarihte açıklanan belgeler, müttefik ülkelerin çoğunun Hess'i serbest bırakma lehine olduğunu ortaya koydu. Bir tanesi dışında. Hess, ömrünün sonuna doğru politika oyunlarının piyonu olmuştu. Spandau hapishanesi sadece basit bir hapishane binası değildi. Rudolf Hess'i tutuyordu. Sovyetlerin diğer güçlerle birleşmesinin ideolojik bir sembolüydü. Almanya'da Doğu Batı bölünmüş, Soğuk Savaş döneminde Spandau Rusya'ya batıda bir dayanak noktası sağlamıştı. Batı perspektifinden aynı zamanda bir maliye meselesi. Bu muazzam bina 600 kişilik büyük 19. yüzyıl hapishanesi ve hepsi tek bir birey için tutuluyordu. Müttefik perspektifinden çok da önemli değildi. Soğuk Savaş meselesi daha çok insani ve mali olarak pratikliği önemli. Bence Hess'in müebbet cezası tartışması pislik ve acımasız bir adam oluşunu gölgelemişti. Kariyerinin başlarında bazı korkunç şeyler yapmıştı, dengesizdi. Nazi hareketinin ırksal fikirlerini benimsemişti, Hitler'in kavgamı yazmasına yardım etmişti. İnsanlar yıllardır hapiste oluşunun, bu şekilde yaşamasının acımasızca ve insanlık dışı olduğunu söylüyordu. Bence hak ettiğinden daha çok sempati duyuyorlardı. Savaş dönemi Britanya ile olan ilişkilerinin gerçekleri, ardından hapis cezası ve Nazilerin simgesi oluşu, bunun yanında Ruslara batıda verdiği güç, hepsi bitti. Hess gitmişti. Ama cinayet miydi,
yoksa kendi kaderini mi belirlemişti? Rolf Rüdiger, Hess'in intihar etmediğini ancak öldürüldüğünü kanıtlamak istiyordu. Söylentiler vardı. Çünkü ilk otopsiyi yapan bağımsız bir kliniği olmayan İngilizlerdi. Ve sonra elbette Wolf Rüdiger ikinci otopsinin Münih'teki bir Alman kliniği tarafından yapılması gerektiğinde ısrar ettiğinde Hess'in öldürüldüğü veya intihar ettiğine dair kanıtların artık orada olmadığı, yok olduğu ortaya çıktı. Karotis arterine, diğer boyun organlarının aksine dokunulmamıştı. Başka şeyler de vardı. Bağırsak açılmamıştı. Bunun yerine tamamen sağlam bir şekilde cesedin içine yerleştirilmişti. Yazdığımız otopsi raporunun özeti, kanıtların boğulmayla sonuçlanabileceğini ve ölüm nedeni olarak boğulmanın daha kesin bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim açımızdan kesin sonuçtur. Rudolf Hess'in ölümü de hayatı gibi bir bulmaca. Yaratılmasına yardımcı olduğu rejimin dışına atılan karışık bir adam. Hala cevaplanmamış sorular var. Ölümünün üstünde soru işareti olması da şaşırtıcı değil. Hess hala Almanya'da aşırı sağın sembolü. Kendilerine neonazi diyorlar. Tutukluyken müttefikler tarafından öldürülen yaşlı, yalnız bir adam. Sonuçlarımızın yorumlama açısından açıkları vardı. Aile onları kendi çıkarlarına göre yorumladı. Ve İngiliz makamları hiçbir soruşturma yapmadı. Bence Hess'in gerçekleştirdiği uçuştan tutun da sonrasındaki yaşantısına kadar her şeyi çok tuhaf ve garipti. Tek başına uçuşu ve uçuşla ilgili komplo teorileri de en az Hess kadar ilginç geliyor. İngilizlerin kandırdığı bir tür kurban olarak onu sunmak çok yanlış. Öyle değildi. Bir fail oldu. Hitler'e söz, düşünce ve eylemde destek verdi. İstediği şey 1000 yıllık Reich'ın devamıydı ve başarma şansı yoktu.